Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbin onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitmeyin. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ey Muhammed! Sabırlı ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya, fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır. Bunlar görevlerini yaptılar. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkar idiler. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bundan sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı, sırrı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Şüphesiz Allah doğru söylemiştir.